Haziran'da biz burayı bitiriyoruz. Güzel, özverili bir şekilde çalışıldı yani. Allah var yani, gece gündüz demediler, çalıştılar ve yetiştirdiler dedikleri tarihe. Pendik ilçesinin en büyük sorunlarından biri olan otopark sorunu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bundan yaklaşık 5 ay önce harekete geçmişti. Pendik sahil yeraltı otoparkının çalışmaları tamamlandı. Söz verildiği gibi Haziran ayında hizmete açıldı. ...2017'nin 6. ayında ihale edilmiş ve iş yeri teslimi yapılmış ancak ekonomik durumun getirdiği yasal sıkıntılarla biraz durmuş durumdaydı. 15 Ocak 2021 itibariyle tekrar hız verdik inşaatımıza. Pendik'in içinde imkansızdı park yeri bulmak, mümkün değildi yani. Ancak şu an yapabiliyoruz. Onun dışında ta şu yukarı taraflara, uzaklara çekiyorduk arabayı da buraya yürüyorduk. Yer üstüyle birlikte toplamda 5 katlı olan otopark Pendik ilçesinin en büyük otoparkı oldu. Biz de şu anda 1. katındayız. Her kat yaklaşık 200 araç kapasiteli. 6700 metrekarelik bir taban alanına oturmakta. 4 bodrum kat ve bir zemin üstü otoparktan oluşmakta. 1000 araca yakın bir sayıya sahip, kapasiteye sahip otoparkımız. Bunun da 46 adedi özel gereksinime ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için ayrılmış durumda. Maalesef arabalı müşterilerin birçoğu, arabalı insanların birçoğu yer bulamadığı için gidiyorlardı. Yani şu an bu otoparkın gelmesi gerçekten çok iyi oldu. Yani 1000 araç ciddi bir sayı. İdo iskelenin hemen yanı başında. Özellikle Pendik için en yoğun alanlarından biri olan Pendik Çarşı'nın da yine bitişiğinde ve sahil alanında. Ayrıca tren istasyonuna da yürüme 8 ile 10 dakikada varabiliyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir transfer noktası, iyi bir merkezdi burası. Çarşısı zaten herkes çarşı için geliyor. Park edemeyince de sorun oluyor. Çok güzel olmuş. 16 milyon...